Avrupa'daki bazı hani var ya Fransa'daki olaylar, Belçika'daki olaylar, başka ülkelerdeki olaylar aslında bunlar Amerika'nın da işine yarayan olaylardır. İlk defa Almanya NATO'da bir kriter vardı. İşte belli gayri safi milli hasılanın belli bir oranında artık bütün devletler kendi gayri safi milli olanlarına göre askeri harcamalarını arttıracaklardı. İlk defa bu sene Almanya 100 milyar euroya çıkarttı şeyine savunma harcamalarını. 100 Tabii. milyar euroya ilk defa. 100 milyar euro baktığınızda e, çok büyük bir rakam. Yani Almanya'nın ve Almanya bugüne kadar II. Dünya Savaşı'nda bu yana silahlanmama konusunda gelmiş, ekonomisini kurmuş. Şimdi rahat olduğu için silahlanmaya, savunmaya istediği kadar para... Yok şu anda bunu geldi. yani en kötü zamanda silahlanmaya para <laughs> ayırmaya başladı. Yani Geçmişte çok daha ekonomisinin güçlü olduğu dönemlerde bunu yapmazken ilk defa işte bu pandemi sonrasındaki yaşanan dönemde e, petrol fiyatlarının yükselmesi, işte ambargolardan etkilen etkilendiği için ilk defa cari açık vermeye başlamıştı. Ona rağmen ama, 100 milyar euro gibi bir rakamı ama e, siz bir bu, bu, bu iş düşünmeyi sağlayacak göğü verdiniz. Eğer bu bir Avrupa ordusu haline gelecek sanatı. Avrupa ordusu içinde devletlerin de silah stoku önemli değil mi? Savunma stoku. Tabii çok tabii. Almanya bu silah stokunda nasıl Avrupa Birliği'nde söz sahibi, ekonomik güç sahibi ise var olmak istiyor ve onun için bu işi yapıyor. İşte onu yani, söylüyorum. Yani, yani Almanya'nın yani sizin dediğiniz erim, tükenen stoku karşılayan ülke haline gelmek istiyor. Yani yapabilir mi, yapamaz <laughs> mı Yani onu onun için gerek olan bütün kriterler var mı? Bilemem ama 100 milyar euro Baktığınızda Avrupa'nın savunması için büyük bir rakam. Bugüne kadar ki e, ihmal edilmiş olan birçok şeyi konuşuyoruz. Ama e, birçok kişiden ben şu lafı duyuyorum. E, Türkiye NATO'dan dışlanır mı? Yani Türkiye NATO dışına itilir mi? Türkiye'nin NATO dışına e, İsveç'in İsveç'in alınmaması sürecinde Türkiye'yi NATO dışına iterek farklı bir pak oluşturma istek ve arzusu var mı? Diye çok konuşmalar var. Ben kısaca birkaç şey de onunla ilgili Lütfen söylemek buyrunuz. isterim. Şöyleteye bakın. Şöyleteye baktığınızda Türkiye'nin konumunu değiştirmediniz müddetçe açıkçası NATO'dan dışarı çıkartamazsınız. Şu Türkiye'nin konumunda baktığınızda Karadeniz, Akdeniz'deki Orta Doğu, Asya'ya bağlantısı konusundaki stratejik konumu değişmediği müddetçe Türkiye'yi kimse NATO'nun dışına çıkartamaz. Çünkü yerine koyabileceğiniz bir aktör yok. Şöyle bir şey değil bu. Türkiye'ye Mesela çok konuşulur, ee, Türkiye NATO içerisindeki Avrupa'daki en büyük kara ordusuna sahiptir. Herkes şunu söyler, işte onun yerine Polonya'yı şu anda en büyük kara ordusu haline getirmeye çalışıyorlar. Bu çok konuşulmuştur, çok tartışılmıştır. Bu konudaki stratejistlerin söylediği tek kelime şu, Polonya'nın yeriyle Türkiye'nin yeri aynı, aynı yer değil. İkisinin kara ordusu eşit olabilir. Ama jeopolitik anlamındaki önemine baktığınızda çok daha farklı bir yerde. Karadeniz'i tutan, Akdeniz'i tutan, Ege'yi tutan ve bütün ülkelerle ilişkisi ve irtibatı olabilen tek ülke Türkiye iken bu çok da mümkün değil. Bu jeopolitik gücünü Türkiye bir müddet daha götürebilir bakın bir müddet daha götürebilir. Ama sonsuza kadar İsveç'i sınır, sınırın dışında yani NATO sınırının dışında tutmak gibi bir şeyi başarabilir mi diye sorarsınız bana. Açıkçası ben çok da mümkün görmüyorum. Yani bugünkü ekonomik şartlarda, e, bugünkü işte deprem sonrası yaşanan e, cari açıkla, hı hı. bundan sonraki yaşanacak dönemde Türkiye'nin belli konularda Avrupa'ya, Avrupa ile Avrupa ilişkilerini düzeltme konusunda atacağı adımlar konusu söz konusuyken, bir müddet daha direnebiliriz İsveç'te ama sonunda e, İsveç bence NATO'ya girer. NATO girer. <laughs> sonunda girer.